Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye yapıyorum. Şöyle çörek otlu, susamlı, güzel bir kurabiyemiz olacak. Evet, malzemelerimize geçelim. 250 gram margarinimi kaseme aldım. Bir tane yumurta kullanacağız. Beyazını içerisine, sarısını üzeri için kullanacağız. Kenarımızı alalım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 3 yemek kaşığı üzüm sirkemizi ilave edelim. Ben üzüm sirkesi kullandım ama siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı susamızı da ilave edelim. 1,5 yemek kaşığı çörek otumuzu da ilave edelim. Ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi, 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Bir de kabartma tozumuz vardı. Onu da ilave edelim. Çay kaşığının ucunun adı karbonat ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da ilave edelim. Ve güzelce macun haline getirelim. Arkadaşlar bu kurabiyemiz çok güzel. Harika bir kurabiye oluyor. Hamuru çok güzel. Bu kurabiyeyi yapın. Kapaklı bir kavanozun içerisine veya buzdolabı poşetine koyun. İster dondurucuya atın, isterseniz de dışarıda da saklayabilirsiniz. En az 4-5 ay veriyorum arkadaşlar. Hiç bayatlamıyor. Bayatladıkça lezzeti artan bir kurabiye. Mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Yapar da beğenirseniz yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ben malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer aklınızda bir soru işareti kalıyorsa yorumlar kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook hesabım, Instagram hesabımda Silbaştan Tatlar arkadaşlar. Oradan da bana ulaşabilir, abone olabilirsiniz. Hamurumu tezgahıma aldım. Güzelce tezgahımızda da bir yoğuralım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kasede hamur yoğrulmuyor. Tezgahta yoğrulan hamur hiçbir yerde yoğrulmuyor. Evet arkadaşlar hamurumuz çok yumuşak, elimize yapışmıyor. Şimdi iki bezeyi ayıralım ve açmaya başlayalım. Birinci bezimizi şöyle bir açalım. Bu kadar yeterli. Ve benim böyle bir aparatım vardı. Onunla keseceğim ben. Siz isterseniz Nescafe fincanıyla da kesebilirsiniz. Aralarındaki parçalarımızı alalım. Bıçakla da şöyle aralarındakini aldıktan sonra yeniden tam ikiye bölelim. Evet arkadaşlar böyle patates doğrayıcıyla da aralarını böldüm. İki tane kurabiyemiz oldu bir bezemizden. Evet bu şekilde de alalım. Besinimizi dizelim. Yarım ay şeklinde kurabiyelerimiz. Ben ona benzettim. Siz nasıl benzeteceğiniz bakalım. İsmini siz koyun bence. Evet bu şekilde olacak kurabiyelerim. Evet arkadaşlar şeklimizi gösteriyorum. Besinimizi alıyorum. Ben bu şekilde kesmek istedim. Modelini bu şekilde vermek istedim. Siz istediğiniz modelde verebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Bana desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilir, yorum yapabilir. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Birinci bezimizi açıp şeklini verdikten sonra ikinci bezimizi tekrardan açalım. Ve tekrardan aparat ile keselim. Ve tekrardan kenardaki hamurlarımızı alalım. Hamurumuz çok yumuşadı arkadaşlar. Çok sıcak havalar. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Ve patates doğrayıcıyla tam ikiye bölüyorum. Ve tekrardan pasta kartımızla hamurlarımızı alıp sinimizi dizelim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın
Hepsimizi aldık. Üzerlerine bir yumurtamız vardı kenarda. Bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekledikten sonra güzelce çırptım ve üzerlerine sürelim. Fırınımı da açtım arkadaşlar. 175 derece fırınım ısınıyor şu anda. Kızgın fırına gönderelim kurabiyelerimizi. Altı üstü nar gibi pişene kadar bırakalım fırınımızda. Evet, yumurta sarımı sürdükten sonra şöyle çatalla üzerlerini de çiziyorum. Şekli daha güzel ortaya çıksın diye. Ve fırınımıza gönderelim. 20-25 dakikada pişti benim kurabiyelerim. Evet arkadaşlar, şekilleri de çok güzel ortaya çıktı. Sizce harika değil mi? Bence harika kurabiyelerimiz oldu. Bakar mısınız şu güzelliklerine? Altları da nar gibi kızardılar. Evet arkadaşlar, şimdi doku testine geçelim. Elimiz ile ufaladığımız kurabiyelerimiz kum gibi dağıldılar arkadaşlar. Bu kadar güzel, bu kadar harika bir kurabiye çayın yanına, kahvenin yanına, isterseniz beş çaylarınızın yanında, isterseniz de davet masalarınızı süsleyecek bir kurabiye arkadaşlar. Siz kurabiyelerimin güzelliğini seyrederken ben de artık sizlere veda edeyim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.